Kitap hani hayatın içerisinde tabii okumak çok önemli bir şey. Biliyorsunuz hani dinimizce de kitabımızın adı da öyle, oku. Okumak çok önemli sevgili izleyenler. Ben fırsat buldukça evet okumaya çalışıyorum, okumaya gayret gösteriyorum. Bütün arkadaşlarımıza da tavsiye ediyorum. Fakat benim ilgimi çeken, yani sürekli okunabilirliği arttırabilmek için merak ettiğim, beni yeniden bilgilendirecek şeyler. Mesela bir romanda falan ben bayılıyorum böyle. O olmuş, bu olmuş. Dört sayfa bir şey anlatıyorlar. Evden çıkıyor, arabaya biniyor falan. Yağmur yağıyor. Öyle değil. Şimdi ben İbrahim abi, İbrahim abi böyle tanıdım. İbrahim Gökçek abimiz. Öncelikle ayaklarına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili izleyenler, ben şöyle göstereyim. Koca koca üç tane şöyle sevgili arkadaşlarımızdan rica edelim. Bakın şöyle üç cilt değil mi İbrahim abi? Evet. Ne var bu kitaplarda? Şifalı bitkilerle ilgili ben kendim 7000 fotoğraf çektim. Ve bu kitap bugüne kadar yazılan bütün kitaplardan farkı 1000'den fazla üniversitenin klinik araştırması. Evet. Hangi ülkede, nerede, ne zaman klinik araştırması yapılmış, hangi bitkiyle ilgili? Hı hı. Ve özellikleri nasıl kullanılır? Evet. 2250 tane reçete var. Hangi hastalıklara, hangi bitkiler, hangi oranda katılarak kullanılır? Evet. Türk tarihinde ilk ilmi kitap, yani bu alanda şifalı bitkilerle ilgili. Yani sen kalkıp da demiyorsun, ben gittim ota baktım, ottan etkilendim, bir de otu yazayım falan dedim değil. Hayır. bu otları sevgili izleyenler, bu bitkilerin üniversiteler tarafından yapılan araştırmalar elde edilen sonuçları... Bilgiler, belgeler. Şimdi mesela aloe vera. Evet. Bununla ilgili Kaliforniya, Louis Pauling Enstitüsü'nün yapmış olduğu klinik araştırması var. Hı hı. Bu araştırmaya göre bu bitki bağırsaktaki mantarlara karşı dünyada en etkili bitkidir. Klinik araştırması var. Bugün günümüzde bağırsakta mantar olmayan insan yok. Neden? Çünkü herkes antibiyotik kullanıyor. Antibiyotik de bağırsaktaki faydalı bakteri yok ediyor. Normal olarak her insanın bağırsağında 2 kilo bakteri var. Bu 2 kilo bakterinin %99'u nedir? Faydalı bakteridir. Vitamin üretir. B6, B12 vitamini, K vitamini. Şimdi kişi antibiyotik, antidepresan, antihistaminik gibi kimyasal ilaç kullanırsa ne oluyor? Faydalı bakteriler yok oluyor, zararlı bakteri ve mantarlar azıyor. Zararlı bakteri ve mantarların üretmiş olduğu toksik madde bağırsağı yakıyor. Bağırsaklar yanarsa ne olur? Bağırsak yanarsa yeterli ve kaliteli enzim salgılayamaz. Yeterli ve kaliteli enzim salgılayamazsa diaminooksidaz isimli enzim azaldığı zaman histamin yükselir. Bu da alerjiye sebep olur. Her türlü alerji, polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, kuru deşen, sedef, deri hastalıkları, mide bağırsak rahatsızlığının sebebi bu. O kadar güzel anlattın ki İbrahim abi. Şimdi biz geçen sene başka bir kanalda program yaparken hatta bununla ilgili bizim bir çayımız vardı değil mi? Zeynep neydi çayımızın adı, hani böyle kavanozda getiriyorlardı bize. Onun içinde de bir bakterimiz vardı, böyle giderek büyüyordu ve belirli bir zaman içerisinde. O çayı böyle süzerek ondan sonra içiyorduk ve işte iç temizliğimizi sağlıyorduk, gerçekleştiriyorduk. Ve çok enteresan, ben check-up yaptırdığım zaman biliyorsunuz o 6 aylık periyotlara bakıp alıyorlar geçmişe. Ve o dönemde tamamen topraktan çıkan şekilde beslendik. Yani ben pişirilmiş gıdalar tüketmedim. O 6 aylık periyotta vücudumun bağışıklık sisteminin %100 kuvvetlendiğini gördük. Şimdi İbrahim Hocam o kadar güzel anlatıyor ki söylediği şeyi. O yüzden bizim doğaya yönelip hangi bitkiden nasıl faydalanacağımızı şimdi İbrahim Bey bize açıklayacak. Şimdi bu aloe vera jelin bu yaprak. Bunun şöyle içerisinde kopardığımızda sümük süngerimsi yapışkan bir madde var. Biraz yukarı bu, kaldırabilir miyiz şöyle? Şöyle. Bir daha evet bak kırdık. Evet şöyle. Yapışkan bu maddenin içerisinde 22 çeşit amino asit. 22 çeşit. Hafif sarımtırak. Bunu şimdi buradan kopardık değil mi? Ben bir evet, bakabilir miyim? Evet. Öbür parçayı da Ezel Hanım'a verebilirsek. 22 çeşit amino böyle asit. Yetişir mi evde falan? Tabii yetişir. Türkiye'de yabani olarak yetişir. Yabani olarak. Akdeniz, Ege, Marmara bölgesinde evet, yetişir. Bu faydalı olanı nerede yetişir? 400 çeşit aloe vera var. Ha. Aloe vera barbadensis bu şifalı olanı. Diğerlerini kullanmıyoruz. Mesela akne varsa akneye bundan 1-2 damla sürerseniz iyileştirir. Peki bağırsak dediniz onun için ne yapacağız? Yeniyor mu? Yani yani. Şimdi bunu direkt yerseniz siz yiyemezsiniz. Ben yerim, ben alışkınım. Yani acı da olsa yerim. Ben alışkın olduğum için siz yiyebilirim. Siz ama siz yerseniz evet, acım tırak olduğu için tadı biraz size sert gelebilir. Bununla ilgili yapılan mesela Mısır'da bir araştırma yapılmıştır. Sedef, ekzema, akneyi iyileştirdiği belgelenmiş. Klinik araştırması var.
sedef, ekseme, akne gibi rahatsızlar. Şimdi bu konularla da ilgileniyorsa izleyiciler bizi arasınlar. 0212 621 21 65. Her konuda bu konularla ilgili bizi arasınlar, telefonla ulaşsınlar. Hem İbrahim Bey'e ulaşabilirler, merak ettikleri soruları sorabilirler. Hem de bu konularla ilgili bireysel soruları vardır. Belki bağırsak rahatsızlığı var. Belki göğsünde bir problem var. Başka ne, bu hangi problemler olabilir? Bu her türlü alerji. Evet, her türlü. Polen alerjisi. Duyuyor musunuz sevgili izleyenler? Besin alerjisi. Yani? Evet. Alerjik astım, atopik eksem, deri hastalıkları, kurdeşen, mide bağırsak, klinik araştırması var. Zaten bununla ilgili Alman Sağlık Bakanlığı dünya çapında klinik araştırması başlatmış. 2,5 milyon insan üzerinde araştırma soruşturma yapmıştır. Aloe vera kullanan. Avrupa, Amerika, Asya'da aloe vera çok yaygın kullanılır. Türkiye'de pek bilinmiyor. Evet. Şimdi mesela Amerikalılar bundan böyle sıvılar üretiyorlar. Fakat doğal üretemiyorlar. Çünkü aloe veranın bu yapılan içerisinde vitamin, mineral, enzimin haricinde bir de aloin denen madde var. Eğer kişi bunu evde kendi hazırlar da balla karıştırır, sirkeyle karıştırır, içerse ishale sebep olur, şişkinliğe sebep olur. Karnı davul gibi şişer. Duyuyor evde musunuz hazırlayamaz. Sevgili izleyenler? Evet. Uzun süre kendisi evde kullanırsa mineral kaybına sebep olur. Bu da bağışıklık sistemini zayıflatır. Ben bununla ilgili 19 yıl çalıştıktan sonra 19 yıl deneme yaptım bununla ilgili. Yani vakit buldukça ara ara denedim. Bunun içerisinde bu özel bir formül 19 çeşit bitki var. Ben bir bakayım sayayım izleyicilerimize. Bir sakıncası var mı? Yok sayın. Evet İbrahim abi. Şimdi hemen limon suyu, üzüm sirkesi, bal, aloe vera, yaprak, zencefil, sinirli ot, zerdeçal, üzerlik, karabaş otu, ada çayı, sarı kantaron, mercan köşk, deve dikeni, tetra, kekik, karanfil, lavanta. Evet. Şimdi bunlar ortak özelliği nedir? Özel bir formülasyon. Bu şişkinliği önler, ishali önler. Yani aloe'ni... Evet. Yani bunun sebebi olmuş olduğu yan etki ortadan kaldırıyor. Evet. Yan etki. Evet. Bu nedenle dünyada aloe vera her türlü deri hastalığına karşı birebir. Ayrıca bununla ilgili Japonlar da klinik araştırması yapmıştır. Bu atom bombası atılan yerde Hiroşima'ya. Evet. Fujiyama Üniversitesi var. Fujiyama Üniversitesi'nin yapmış olduğu araştırmada özellikle bayanlarda yüz kırışıklığı vesaire çok önemlidir. Bununla ilgili yapmış oldukları araştırmada kırışık olan yerlere bununla kremler var, şampuanlar var vesaire. Fakat bağırsaklarda kullandığı zaman, içtiği zaman sıvıyı daha etkili. Bağırsakları temizlediği için. Şayet bağırsaklardan toksik madde karaciğere gelirse, karaciğer bu toksik maddeyi aratamazsa, karaciğer zamanla yorulur, yağlanır. Karaciğerin yorulup yağlanması, bağırsaktan gelen toksik maddeyi aratamaması demek, toksik maddenin kanda dolaşması demek. Hangi organa toksik madde depolanırsa orada problem çıkar. Şimdi sevgili abicim o kadar güzel ve doğru konuşuyorsun ki ben yılda en az bir kere check-up yaptırıyorum. Her yılbaşı bir kontrolden geçiriyoruz Okan Karaca'na. Karşımıza şu çıkıyor. Evet kilo obezite problemimiz var bu cepte. Kolesterolümüz yok çok şükür. Şekeri dengede tutabiliyoruz. De ilaçlarımızı kullanabiliyoruz. Ama bana diyorlar ki aman bu karaciğere dikkat. Bu karaciğerin yağlanmasını azaltmamız lazım. Karaciğerde tehlike görüyoruz. Karaciğer iki sebepten yağlanır. Bir, alkol. Evet. İki, yine alkol. İkinci alkol neden diyeceksiniz? Bağırsaktaki mantarlar çok daha ağır ve toksik alkoller üretir. Metil alkol, etil alkol, butil alkol, heksil alkol gibi. Çok ağır ve toksik olan alkoller üretir bağırsaktaki mantarlar. Peki normal alkol almıyoruz. Genelim mi? Alkol almasına gerek yok. Geçenlerde üç beyefendi geldi. Üçü de iri yarı böyle. Ama böyle biraz da göbekleri var. Dedi evet. Ki ya Almanlar gibi ben 29 yıl Almanya'da kaldığım için iyi biliyorum. Ya çok Almanlar gibi çok bira içiyorsunuz. Bira karın derler böyle şişe davul gibi. Veyahut da dedim bağırsaklarınız mantar dolu. Nereden biliyorsun? Çünkü mantarlar gaz üretiyor. Bu da şişkinlik yapar. Davul gibi olur. Hiçbir taraftan bu gazı çıkartamaz. Metabolizmayı bozduğu için. Ve bu vatandaşlar bizim ürünleri kullandılar. Evet. Bu özel formülleri. Evet. 6 hafta sonra kolesterol, lipid, trigliserit yağlar eridi, karınlarındaki şişkinlik tamamen geçti. Hiçbir problem kalmaz. Kısa sürede iyileşir. Şimdi günlük ne kadar içiliyor bu? Günde 3-4 defa yarım fincan. Yarım fincan. Yarım fincan. İçtiği zaman yavaş yavaş bünyeyi temizler, arıtır. Bağırsakları ne kadar sürede onu hissediyoruz? Hani şimdi mesela herhangi bir rahatsızlığı olan, tansiyonu, kolesterolü vesaire, doktora gitsin, muayene olsun.
6 hafta sonra tekrar doktora gittiğinde değerlerini düzeltmeyi benim kolesterolüm var mesela. Doktor mesela raporlarınızı alın. 6 hafta kullanın. Fakat ona karşı şöyle bir ürün daha var. Bunu da şu gördüğünüz zencefilde üretiyor. Nedir, nedir onu anlatalım? Bu zencefilin özelliği, bununla ilgili de çok büyük klinik araştırmalar var. Evet. Nedir? Seyahat hastalıkları. Mesela kişi vapurla, arabayla, gemiyle seyahat ediyor. Seyahat esnasında bulantı, baş dönmesi, kusma gibi rahatsızlar ortaya çıkar. Zencefilin çayını yapar, içerse baş dönmesi olmaz, bulantı olmaz, kusma olmaz. Nasıl yapacak o çayı abi? İnce ince doğrayacak. Evet. Mesela böyle. İnce ince doğradı. Tamam. Demliğe koydu. Üzerine nane. Evet. Varsa. Evet. Tarçın. Ada çayı. Evet. Kekik. Tamam bakıyoruz değil mi var mı diye yapalım var. Diye falan. yapacağız yani de o yüzden yani. Yapabiliriz. Evet. Bir dahaki sefere yaparız. Tamam ince ince doğruyoruz getir. İbrahim abi. Demliğe koyuyoruz. Evet. Nane, papatya, kimyon, ada çayı. Fakat şöyle bir durum var. Türkiye'de vatandaş gitti aktardan ada çayı alacak. Hakiki ada çayı yok aktarda. Şifalı ada çayı. Yok. Bunu biliyoruz. Loplu ada çayı var. Şifalı ada çayı yok. Burada veya var kekik. Mı gösterebileceğimiz şekilde? Bilinçlendirme yaptığımız için. Şimdi şu. Sevgili izleyenler bu konu ada çayının çok önemli lütfen. Türkiye'de 83 çeşit ada çayı var. Bu abi sen ne yaptın? Zalviye. Kapağı açtın. Ormana girmiş evet, gibi olduk bende ya. Bende var mesela daha farklı. Biraz daha buna benziyor görüntüsü. Daha şey. O yüksük ada çayı. Ha. Bak. Yüksük ada çayı. Of tam koku işte yani. Bu Zalviye officinalis. Şifalı ada çayı. Şifalı Türkiye'de ada tam 83 çeşit ada çayı yetişir. Bu şifalı olanı. Fakat piyasada bulamazsınız. Yani. Bunu özel olarak bazı firmalar yetiştiriyor ve Avrupa'ya satıyor. Yani. Avrupa'ya gönderiyor. Türkiye'de maalesef. Ama bir şey söyleyeceğim yani bu hakikaten ben çocukken annem yapardı böyle içerdik limonlu falan. Tam böyle o bu kokuyu yani uzun zaman sonra ilk defa kokluyorum öyle diyebilirim. Hakiki yani. Ada çayı bir kişinin mesela bademcikleri ceviz kadar dahi olmuş olsa böyle yutkunamayacak kadar olmuş olsa dahi. 3 hafta çayını içsin bademciklerde ne varsa temizler şişkinlik yok olur gider 3 hafta. Fakat 6 haftadan fazla içerse bu sefer de kafasını buzdolabına sokmuş gibi kafası beyine üşüyor. Hafif bir yan tesiri var. Yani o zaman kekikle içmek olur. Gerekir. Ya zaten hiçbir şeye abartmamak özel karışım yani. Yararak gerekir. Şimdi bu karışımlardan biraz bahsedelim istiyorum ben. Şimdi bu limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal gibi bitkiler içerir. Bunun özelliği kolesterol, lipid, trigliserit yağları eritir. Mesela kolesterolünüz var 300-350. Doktora gidin tahlil yaptırsın. 6 hafta kullanın. 6 hafta sonra değerleriniz normala döner. Şimdi hemen bizim vatandaş izleyici böyle takılır ya böyle şeylere. Ben de vatandaş sorusu soruyorum. Kızmaca küsmece yok. Yok. Ya mide rahatsızlığım var o sarımsak da benim mideye iyi gelmez falan filan böyle sesler çıkar ya. Ona ne cevap vermek gerekir? Hayır şu midesinde bunu gastriti olana hafif rahatsızlık verir. Ama gastriti yoksa bir su bardağı bile içti zarar vermez. Çünkü bu direkt iltihabı etki yapıyor. Görüyorsunuz şimdi ne kadar dürüst ve samimi. Çok teşekkür ediyoruz. Evet lahana. Bu lahana ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya Stanford Üniversitesi'nde Profesör Doktor Cherney, Profesör Doktor Vese, Profesör Doktor Miller lahana suyuyla gastrit, ülser, enterit, koliti tedavi etmişler. Klinik araştırması var. Belge var, bilgi var. Laf yok. Yani bu kitapta yazıyor hepsi. Yani şimdi İbrahim Gökçek iki tane, şey, üç tane oluşan cidden şifalı bitkiler ve alternatif tıp diye kitaplar var. Burada görüyorsunuz kocaman kocaman. Öncelikle hocama tabii çok teşekkür ediyorum. Hem bunlar için hem de bu güzel bilinçlendirme için. Bizim buna ihtiyacımız var biliyorsunuz. Fakat şunu da söyleyeyim. Lütfen. Burada kaybolmasın. Kaybolmasın. Lahanayı kişi evinde hazırlar da suyunu içerse gastrite, ülsere, enterit, kolit veya zayıflamak için zayıflatır da evde hazırlar da içerse ne olur? Bu lahanada vitamin var, mineral var, enzim var, birçok şey var. Fakat çok az miktarda tiyosiyanat var. Nedir bu? Tiroid bezine iyot akışını engelleyen bir maddedir. Yani lahana suyunu kişi evde hazırlar da suyunu içerse guatara sebep olur. Biz bununla ilgili özel bir çalışma yaptık. Duyuyor musunuz sevgili izleyenler? Duyuyor musunuz? Guatara yakalanabilir. Yani kaş yapayım derken göz çıkarmak iyi değil. Ne kadar dürüst ve samimisiniz. Herkes sizin kadar böyle dürüst ve samimi değil. Kör gözüm kör parmağım anlatıp duruyor ekranlarda yani. Yok. Vallahi çok memnun oldum. Ben bu kitabı yazmam 27 yılım aldı. 7 defa mükemmel olsun, 4 dörtlük bir kitap olsun diye 7 defa yeniden yazdım. Evet sevgili izleyenler. 7 defa.
Evet, bitkilerle tedavi edilebilir mi gastrit? 0212 621 2165 arkadaşlar sormuşlar. Biz de soracağız. Bu arada bir telefonumuz var. Dilerseniz onu alalım. Güzelcim. Alo. Düştü mü? Peki düştü. Birazdan tekrar. Ben alo dedim ya. Heyecandan dayanamadı. Şimdi çok tabii güzel gidiyoruz. Diyorsunuz ki yani lahana çorbasını yapıp da böyle her öğünde lahana içip zayıflayacağım sürekli falan kalkışmayın diyorsunuz. Bir de şöyle televizyonlara çıkıyorlar diyorlar ki lahanayı kaynatın, lahanayı haşlayın, lahana vesaire olmaz. Çünkü bunun birleşimindeki etken madde yok olur. Çok hassas bir amino asit içerir. İsmi metil, metilyonun sulfonyum bromit. Kişi bunu haşladığı zaman, kaynattığı zaman o amino asit ölür, yok olur, bozulur. Etkisi kalmaz. Özel bir fermentasyondan geçiriyoruz biz bunu. Şimdi siz Gökçek olarak tabii bunları çok güzel ayırmışsınız. Bitki karışımlı lahana suyu var mesela. Bitki karışımlı. Bitki ondan karışımlı sonra bitki karışımlı sarımsaklı limon suyu var. Evet. Aloe vera. Ondan sonra iksir gibi bir şey bu yani. İksir. Ay vallahi ya. Ondan sonra bakayım burada bu bitki karışımlı maydanozlu limon suyu. Zayıflamak isteyenler için. Öyle mi? Zayıflatır. Maydanoz iyi mi gelir? Maydanoz metabolizmayı hızlandırır, zayıflatır. Peki az önce lahanada söylediğiniz şeyde maydanozda böyle bir şey var mı? Lahana da evde zayıflatır. Yapma, yok yok hani lahanada evde yaptığımız yok, zaman guatra sebep olabilir dediniz ya. Guatra sebep olabilir. Maydanozda öyle maydanozda bir problem yok. Çünkü ben çok da severim, çiğ çiğ de yerim. Devamlı böyle hani saplarını falan zayıflatır. Şey yaparım, kaynatırım falan. Hani öyle bir şeyim var, severim yani. Şimdi İbrahim Bey'e çok fazla çok fazla sorular var. Ve inanılmaz derecede de çok fazla şey var. Merak edilenler var. Sevgili izleyenler, biz vaktimiz yettiğince mesela, burada konuklarımıza yer ayırmaya çalışıyoruz. Şurada çok bir bitki var. İsterseniz kısaca ondan bahsedeyim. Lütfen hemen de bir toparlayalım. Bu, lütfen bu konuyla ilgili sevgili izleyenler, bu gördüğünüz konuyla ilgili Twitter'dan çok fazla soru var. Herkes kendi bireysel kendi sağlık sorunlarını soruyor. Bu tabii çok bizi mutlu etti bu kadar ilgi görmesi. Ama lütfen bize ulaşın. Biz de size İbrahim Bey'le bir şekilde sorulara cevap verebilecek bir ortam sağlayalım. 0212 621 2165. Lütfen arayın, yardımcı olalım. Evet. Altın başak otu. Türkiye'de maalesef aktarlarda altın başak otu isterseniz elinize altın otu verirler. Hiçbir şey yaramaz. Hepsi bunu İzmir'de hepsi özel yapmaz bir diye tahmin ediyorum yok, ama. Yok yok piyasada yok. Ha, piyasada yok. Bilin evet. Altın başak otu idrar yolları enfeksiyona karşı dünyada en etkili bitki. Mesela kronik böbrek yetmezliğine yakalanmış bir kişi şayet idrar çıkışı varsa idrar çıkışında azalma problem değil. Bunun özel bir çay harmanı var. Biz bunu özel bir çay harmanı geliştirdik. Tek başına kullanırsa kaşıntı yapar. Çok yoğun iltihap çözücü olduğu için tek başına altın başak otu kullanılmaz. Isırgan otu, ardıç tohumu. Bu biraz ağır kokuyor. Ben de merak ettim. Oh. Çok mu? Enteresan daha sonra yani. İlk böyle biraz şey aromatik bir kokusu. Şey aromatik güzel bir koku var diye bu biraz size yabancı geldi. Evet. Biraz kokusu. Evet. Peki. İdrar yolları enfeksiyonuna karşı bu dünyada en etkili bitkidir. Bununla ilgili klinik araştırmalar yapılmış. Belgelenmiştir. Mesela özel bir çay harmanıyla böbrekteki taş, kum vesaire temizler. O zaman biz sevgili izleyenler İbrahim Gökçe'yi daha sık aramızda görmek istiyoruz. Programa bol bol konuk edeceğiz inşallah. Kitapları okuyacağız. Burada görüyorsunuz 3 cilt 27 yılda hazırladım diyor ki kendisini tebrik ediyoruz. Ben de olacağım. Aloe verasından tutun lahanaya ondan sonra sulardan da yalnız önemli bir bilinçlendirme yapıyor. Hocam diyor ki aman ha aman etrafınızda gördüğünüz bitkiler faydalı diye kaynatıp içmeye kalkmayın. Faydasından çok zararını görürsünüz. O yüzden lütfen bir bilene sorun diyor. Çok teşekkür evet. ediyoruz efendim. Hürmetle. Ayaklarınıza sağlık. Saygılar. Son olarak söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mı efendim? Her türlü hastalık tedavi edilebilir. Önemli olan telefon numarası gibi. Doğru telefon numarasını çevirmezseniz yanlış düşmez hat. Doğru ya. Bitkiyi seçerseniz tedavi olursunuz. Peki durun bir dakika. Alo. Alo. Efendim. Kiminle görüşüyorum? Efendim Okan Karacan ben. Ben kiminle görüşüyorum? Ben Batum'un annesiyim. Yalova'dan arıyorum. Harika. Bingül Hanım nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim Okan Bey sizi sormalı.
Sağ olun, çok efendim. İyiyim. Bizler sizi deyiz. Gördüm, sizi seyrediyorum. Sağ olun. Konuklarınıza ve size çok teşekkür ediyorum evimize konuk olduğunuz için. Biz teşekkür ederiz, sağ olun. Sevgilerimizi yolluyoruz. Anneler hakikaten bugün böyle teker teker sıradan geçiyor. Kıskanma, bize çok mutlu oluyoruz. Böyle program hazırladığın için, evimize her sabah saat 11'de konuk olduğun için... Hep seni görmeyi arzu ediyoruz. Sağ olun. Ve programının hayırlı uğurlu olmasını amin, diliyorum. Amin. Uzun ömürlü, reytingleri yüksek olmasını diliyorum. Amin inşallah. Sağ olun. Çok evet, teşekkür ediyoruz. Gelecek yılın da sana hayırlı, uğurlu, oh, mutlu, huzurlu, sağlıklı. Ne diliyorsan Allah sana gönlüne ona göre versin. Amin inşallah. Hep birlikte çok evet, teşekkür ediyoruz. Sizlerin bu güzel yaklaşımları bizleri mutlu ediyor. Biz burada hakikaten güzel bir aile oluşturduk. Gene her evet, zaman olduğu gibi ekranlara da yansıtabiliyorsak ne mutlu bize. Bir de böyle hakikaten televizyona çıkıp konuşması gereken bilgili ve halkı gerçekten doğru bilinçlendiren değerli konuklarımızla daha da güzel hale geldiğini tahmin ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum ilginize. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sizi fazla meşgul etmek istemiyorum. Estağfurullah. Ellerinizden hayırlı öpüyoruz. Hayırlı programlar diliyorum. Burada dansta seni seyretmiştim. Çok hoşuma gitmişti. Sağ olun. Hep takip ediyorum. Yine de takip edeceğim. Hayırlı olsun diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ellerinizden öpüyoruz. Görüşmek üzere. Saygılar, sevgiler. Sağ olun efendim. Üzere. Çok teşekkürler. Evet, sevgili editörümüzün annesi bizi de çok mutlu etti. Ne kadar güzel, harika sesi de harika geliyor. Çok teşekkür ediyoruz ona. İbrahim Bey'e de ayrıca teşekkür ediyoruz. Dedikleri gibi her otu öyle hani böyle rastgele alıp kullanmak yok. Yani ama sormak lazım, bilmek lazım. O yüzden çünkü mesela sorun. En basitinden kekin 52 çeşit kekik var Türkiye'de. Allah'ım sadece biri şifalı. Yok, öbürleri de şifalı da şifa derecesi çok az. Ne kadar çok mesela şey kekik, aktardan yani, kekik alsanız kekik diyorsun getirir. Evet, şimdi, aynen öyle yani. İlya kekiği diye güve otu satılır aktarlarda. Hakiki kekik yok piyasada. Hakiki kekikler Avrupa'ya, Amerika'ya satılıyor. Ve ada çayı yine aynı şekilde. Bir şey duydum ben, inanamadım ya. Karabiber diye bu çekirdeklerini çıkarıyorlarmış zeytinin, öğütüyorlarmış. Aa. Karabiberin içine katıyorlarmış. Var böyle şeyler duyuyoruz. Üzülüyorum yani. Yani hakikaten bunları yapan insanlar var ya. Ama standartlaşmadı. Bizim ürünün mesela taklidini yapmış bir tanesi. Vatandaş yanlışlıkla internetten almış, bulmuş, kullanmış. Bağırsak kanaması geçirmiş. Allah 15 muhafaza. Gün hastanede yatmak zorunda kaldı. Yani yanlış üründe almamak, internetten doğru takip etmek gerekir. Evet, peki çok teşekkür ediyoruz. Saygılar. Hocam çok memnun olduk. Hürmet. Daha sık göreceğiz inşallah. İbrahim Gökçek bizlerle birlikte olacak. Şimdi kısa bir ara verelim.